Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim. Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim ile alakalı bilgilerimizi gözden geçirmeye, önemli malumatları hatırlamaya devam ediyoruz. Bugün Bakara suresinin ilk ayetlerini birlikte okuyacağız, hayat ölçüleri almaya çalışacağız. Rabbimiz şöyle buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın çok affeden, çok bağışlayan, Rahman ve Rahim isimleriyle her daim işe koyulurum. Kur'an okumaya da öyle başlarım. Herhangi bir işe de öyle koyulurum. Elif, lam, mim. Hurufu mukatta, manalarıyla alakalı müfessiran değişik yorumlarda bulunmuştur. Ama en yaygın görüş, alın size elif, lam, mim harfleri, bildiğiniz harflerden oluşan, zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak anlayasınız diye indirdi ve şüphesiz ki hayat ölçüleri alasınız diye. Bu manada, bu görüş böyle. Diğer yaygın görüş, dikkat edin ha. Şiir kitabı okumuyorsunuz. Allahü Teala'nın size vahyettiği Kur'an'ı, hayat kitabı Kur'an'ı okuyorsunuz. Dikkatli olunuz, edepli olunuz manasını da taşımaktadır. Bir başka görüş de Cenab-ı Allah'ın peygamberine daha özel bilgi verdiği yönünde dile getirilen bir haslet. Ama biz en yaygın görüşle hareket ediyoruz ve diyoruz ki her birimiz gayret ederek Kur'an'ı öğrenmekle yükümlüyüz. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Böyle bir kitap ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur. Ve hüdellil müttakîn, ittika eden, Allah'ın sevgi ve rızasından uzak kalmaktan endişe edenler için şüphesiz ki hidayet kaynağıdır, rehberdir, yol gösterendir. Ayet-i Kerime'nin devamında Müslümanlar gayba inanırlar. Allah'ı görmedikleri halde görür gibi inanırlar. Namazlarını ikame ederler, dosdoğru kılarlar, zekatlarından infak ederler. Ve o müminler peygambere indirilene de inanırlar, daha önce indirilen peygamberlere de bozulmamış halleriyle İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a ve diğer ilahi vahiyleri takdir ederler, inanırlar. İşte o müminler gerçek manada Cenab-ı Allah'ın kendilerinden razı olduğu hidayette olan ve cennet ehalisinden olacak olan salihlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayında malumunuz Peygamber Efendimiz her sene Cebrail Emin ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetlerini okurlardı. Son sene bu iki kez yapıldı. Ve böylelikle bizler de bu sünnet-i seniyeyi evlerimizde bu sene takip etmeye çalışıyoruz. Yine baş müftülüğümüzün YouTube kanalından faydalanarak Madan hafızların kıraat ettiği mukabile-i şeriflerden istifade etmeye çalışıyoruz. Muhterem Müslümanlar, değerli din kardeşlerim, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim muhtasar ve müfit bilgiler bizlere sunmaktadır. Namaz kılınız buyurur, namazın nasıl kılacağımızı biz sevgili peygamberimizin hayatından öğrenmekteyiz. Hakeza zekat vermek, kimlere nasıl verileceğini Cenab-ı Allah Tövbe suresinde bize bildiriyor ama bu işin de yine tafsilatlı yönünü sevgili peygamberimiz bize öğretiyorlar. Hakeza haccı, hakeza oruç ibadetini. Zira peygamberimiz efendimize hitaben Cenab-ı Allah وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهُ. Peygamber size neyi emrettiyse onu alınız, size neyi yasakladıysa ondan da kaçınınız. Bu manada peygamber efendimiz ikinci kaynak oluyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teraktu fikum emrayn len tadillu ma temessektum bihima kitaballah ve sünneti rasulillah. Dikkat edin ha, benden sonra başınıza değişik dertler, sıkıntılar zuhur edebilir, gelebilir. Gelmemesi için her daim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sıkıca sarılın, peygamberin sünnetini de takip edin buyurmuştur. Bugün insanlıkta, insanoğlunda ciddi manada sıkıntılar var, problemler var değerli kardeşlerim. Bu da aklı selimden ve
milli manevi değerlerimizden uzaklaştığımızdan kaynaklanmaktadır. Yine Rabbimiz bize وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine, din-i mübin İslam'a sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyiniz. Daha evvelki dönemlerde Osmanlı'da bilhassa Selefi Salihun, tasavvuf erbabı ve nicesi cemaatler, meşrepler olduğu halde kimse kimseyi tekfir etmiyordu, kimse kimsenin kalbini kırmıyordu. Ama bugün günümüz dünyasında ne yazık ki Müslümanlar tesbih taneleri gibi bölünmüş durumdalar. Ve biz dar çerçevede kendi hayatımızı, aile yapımızı ele almamız icap ederse, sağlıklı, huzurlu bir aile için Kur'an ve sünnete dönüş yapmamız lazım. Ticaretimizin bereketli olması için Kur'an ve sünnete dönüş yapmamız lazım. Evlatlarımız asi değil de hayırlı olması için yine Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye dönüş yapmamız lazım değerli din kardeşlerim. Zira Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Kulum ben senin neyim? Peki o zaman ya sen kimin nesin? Bizlerin de yine aynı şekilde Allah'ın rızası, onun sevgi ve muhabbeti doğrultusunda hayatlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Onun için Ramazan, kendimizi yeniden formatlama ayı değerli kardeşlerim. Dolu dolu geçirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin etti. Ona, ey Muaz, Yemen toplumuna gidiyorsun. Sana herhangi bir meseleyi sorurlarsa ne yaparsın? Kur'an'a müracaat ederim. Kur'an'da o konuyu bulamazsan ne yaparsın? Sevgili Peygamberimin hadis-i şeriflerine bakarım buyurdu. Peki orada da bulamazsan bu konuyu, o zaman ben Kur'an ve sünnet ikliminde kendi görüşümü, kendi reyimi dile getiririm buyurdu. Peygamberimiz bu görüşü takdir etti. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim develere değil insanlara nazil oldu. Bazen öyle ileri geri konuşan insanlar oluyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde develer vardı, bugün Mercedesler var, cipler var diyen, kendisini bilmeyen insanlar olabiliyor. Biz diyoruz ki Kur'an ciplere, efendim Mercedeslere değil, 1400 yıl öncesinde, 14 asır öncesinde nazil olan insana, bugün de fıtraten yine aynı insana hitap etmektedir. Onun için huzur isteyenler, dünyada mutlu olmak isteyen, ahirette de salihlerden olmak isteyenler, şüphesiz ki Kur'an ve sünnet merkezi hayatına riayet etmek, dönüş yapmak durumundadır. Değerli kardeşlerim, konuyla alakalı söylenecek pek çok şeyler var ama biz sadece düşünelim, ibret alalım ve inşallah daha tavsilatlı bilgiler için kitaplara müracaat edelim. Bütün kitaplar esasında Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak için, Peygamberimizin hayatını daha iyi anlayalım diye yazılmışlar. Rabbim hepimizi hissedar eylesin. Buyurun yine dua ile programımızı noktalayalım. Amin. Allahümme inni es'elüke ilmen nafi'a ve rizkan vasi'a ve bedenen alel belâi sabira ve lisanen zâkira ve kalben şâkira ve evladen sâliha ve umran tavîle. Ya ilahel âlemin, ya ekremel ekramîn. Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. Faydalı ilim ihsan eyle, sağlıklı beden, bereketli kazançlar nasip eyle. Seni anan dil, şükreden kalp, ihlasla, samimiyet ile ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şüphesiz ki duaları kabul eden, duaları işiten ve dergah hizmetinde kabul eden sensin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.